ailemize hizmet etmişler diye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنت بل أحياء Kıbrıs Türk halkı yüzyıllardır adada yaşayan ve hakkı olan bağımsız yaşama mücadelesini bugüne kadar sürdüren ama burada da çok tabii ki bedeller ödeyen, çok mücadeleler veren, cefalar çeken bir halk. Onlar bizim soydaşlarımız, onlar bizim kardeşlerimiz. Biz ana vatan olarak, Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de onların yanında dimdik durmaktayız. Bu onlara mutlaka çok büyük bir motivasyon sağlıyor, çok büyük bir moral sağlıyor, güven sağlıyor. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Orada 47 yıl önce şehit düşen, buradan yavru vatan Kıbrıs'ta soydaşlarımızın bağımsızlık mücadelesini desteklemek için bulunan, şehit düşen, mücadele edip bugün aramızda gazi olarak bizlerle beraber olan herkese müteşekkiriz. Onları saygıyla anıyoruz her şeyden önemlisi. Tam bundan 47 yıl önce bu tarihler, bu mevsimler, küçük bir çocuktum. Tarsus'ta yaşıyoruz. Ben biliyorsunuz Tarsus'ta doğmuş bir Mersinliyim. Ve evimiz istasyona çok yakındı. Çok çok yakın. Yani koşma, yürüme mesafesi maksimum 1 dakika, 1,5 dakika ulaşabilirdiniz. Annem bana dedi ki, Vahap dedi, askerler geldi, Kıbrıs'a gidecek askerler. Onlara dedi, çörek yaptım, onları çabuk yetiştir. Evet, elime sepeti verdi, götürdüm. Tek tek o küçük çocuk pencerelerden askerlere ben o çörekleri, sarı çörekler vardır Tarsus'ta, Tarsus çöreği. Onlar bayatladığı zaman da yenebilir, çaya bandırılır, yenebilir. Yani asker için çok ideal bir besin kaynağıdır. Ve günlerce, gerçekten birkaç gün sürdü çünkü sevkiyat. Sanıyorum Kayseri'den o zaman komando Tugay'ından Kıbrıs'a gitmek üzere askerler geliyordu. O annemin yaptığı o çörekleri, ben o küçük var, askerlere o pencereden dağıtmış. İşte Türk kadını, bu coğrafyada yaşayan kadınlarımız, analarımız böyle insanlar. Herkesin bugün Kıbrıs halkının bağımsız yaşamında katkısı olduğunu düşünüyorum. Ama en çok katkıyı mutlaka orada bunu canlarıyla bu bedeli ödeyenler, orada mücadele eden gazilerimiz verdiler. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Umut ediyorum daha nice 47 yıllar Kıbrıs halkının bağımsız bir şekilde yaşamını sağlar. Daha müreffeh, daha gelişmiş bir toplum haline gelir. Daha ayaklarının üzerinde durabilen, dünyada saygınlığı olabilen bir devlet, bir ulus haline gelirler. Biz de ana vatanda onların kardeşleri olarak onların bu haklı mücadelesinde, bu saygın mücadelesinde de her zaman onların yanında dimdik olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Bu yıl 47.sini kutladığımız Kıbrıs Barış Harekatı'nı Mersin'de çeşitli etkinliklerle şükran ziyaretlerini gerçekleştirdik. Gerek Mersin'de sabahleyin törenimiz, öğleden sonra Silifke'de
törenlerimiz olacak, çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Bugün de burada bu yemeği iyi bizlere sağlayan, ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden beri sürekli bizim yanımızda, bizlere her daim destek olmaktadır. Kendilerine buradan bir kez daha çok teşekkür ederim Sayın Belediye Başkanım. Kıbrıs deyince akan suların durduğunu bizler her zaman hissediyoruz burada sizlerle birlikte. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa, Kıbrıs Türk halkı varsa elbette ki bu sizlerin sayesindedir. Kahraman gazilerimiz, mücahitlerimizin sayesindedir. İyi ki varsınız. Allah sizlere uzun sağlıklı ömürler versin diyorum ben. Bazı şeylere sahip olmak için fedakarlık etmek gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor. Devlet gibi, bağımsızlık gibi, özgürlük gibi ve bir kere bir halk devlet sahibi, bağımsız bir halk olmuşsa bunu kimse bir daha kendisinden alamaz. Tıpkı Kıbrıs Türk halkı gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi. Daha nice barış harekatlarının yıl dönümlerini hep birlikte daha sağlıklı ortamlarda kutlamak ümidiyle hepinize afiyet olsun diliyorum. Hazırlanmasında emeği geçen bütün kardeşlerimizin buraya iştirak edip aldığı, başta Cumhuriyetimizin valisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, bütün şehitlerimize ruhlarını şad eyle ya Rabbi, makamları yüce eyle ya Rabbi, devletimizi baydar. O değil efendim.